Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu an itibariyle açıklandı. Bu son dakika bilgisiyle karşınızdayız. 1 Mayıs itibariyle bugün Türkiye'de 84 kişi maalesef hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 3258'e yükselmiş oldu. Bugünkü vaka sayısı 2188 olarak açıklandı. Böylece toplam vaka sayısı 122.392 oldu. Bugün yapılan test sayısı 41.431 olarak açıklandı. Böylece toplam test sayısı 1.075.048 rakamına ulaşmış oluyor. İyileşen hastaların sayısı oldukça önemli. O veriyi hemen paylaşalım. Bugün iyileşen hasta sayısı 4.922 olarak açıklandı. Toplam iyileşen hasta sayısı da 53.808'e ulaştı. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu an itibariyle CNN Türk ekranlarında görebiliyorsunuz. Detaylı bir şekilde bir kez daha aktaracağım. 1 Mayıs itibariyle bugün Türkiye'de 84 kişi koronavirüs sebebiyle maalesef hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de toplam vefat sayısı 3258'e ulaşmış oldu. Bugünkü vaka sayısı 2188, toplam vaka sayısı Türkiye genelinde 122.392. Bugün yapılan test sayısı 41.431. Toplam test sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. Yani detaylı olarak söyleyecek olursak 1.075.048 olarak açıklamak mümkün. Bugünkü iyileşen hasta sayımız 4.922. Toplam yoğun bakım hastamız 1.480. Toplam entübe yani solunum cihazına bağlı yaşayan hasta sayısı şu an itibariyle 818. Toplam iyileşen hasta sayısı da 53.808. Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün bu verileri Twitter hesabından paylaşıyor. Tweetini de hemen paylaşacağım sizinle. Son 24 saatte iyileşenler yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53.000. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca atmış olduğu tweette. Şimdi konuğumuz olacak, hemen değerlendireceğiz bu verileri. Profesör Doktor Celalettin Kocatürk, göğüs cerrahisi uzmanı. Sayın Kocatürk merhabalar, hoş geldiniz CNN Türk Ana Haber Bülteni'ne. Merhabalar efendim, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim ben şimdi detaylı bir şekilde aktardım verileri. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu günlük bilançoyu? Tabii ki kaybettiğimiz her can bizim için çok üzücü bir sonuç oluyor. Bu arada sesim bana geri yansıyor. Rica etsem arkadaşları... tamam, şu anda gayet iyi. Teşekkür ederim. Şimdi son zamanlarda hastalığı kontrol altına al... Evet, birazdan bağlantımız sağlanacak. Tabii Skype bağlantısı olunca bazen olabiliyor böyle şeyler. Türkiye'de son 24 saatte 2188 kişiye COVID-19 tanısı kondu değerli izleyenler. 84 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 122.392, can kaybı da 3258 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün bu verileri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Aynı zamanda bu verilere covid19.saklik.gov.tr adresinden de arzu ederseniz ulaşabilirsiniz. Orada veriler güncel ve detaylı bir şekilde karşınızda oluyor, ulaşılabiliyor. Tabii yapılan test sayısı kuşkusuz çok önemli. Ne kadar çok test yapılırsa o kadar çok vaka tespit ediliyor. Bugün de 41.431 test yapıldı. Bunun dışında 1 milyonu aşmış durumda toplam test sayısı. 1.075.048 olarak söylemek mümkün Türkiye'de yapılan toplam test sayısını. Tabii bu testler dışında Türkiye filyasyon yöntemini kullanıyor. Bu filyasyon yöntemi sayesinde tespit edilen vaka, yani hasta kişinin yakın çevresi kimlerle iletişim haline geçtiği son 3 gün içerisinde tespit ediliyor. O kişiler yakın takibe alınıyor, onların da sağlık kontrolleri yapılıyor. Böylece aslında hastalığın yayılım ağı kontrol altına alınmış oluyor. Şimdi konuğumuzla değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Sayın Kocatürk, duyabiliyor musunuz beni? Sayın Kocatürk. Evet, birazdan kendisiyle konuşacağız. Şu anda da ekrana yansıyor. Aslında her gün
Yaklaşık bu saatlerde belli oluyor Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu. Saat 19.20 itibariyle de şu anda ekranda görmek mümkün. Son 24 saatte 4000 bu başka bir yeni ve pardon ben tekrar aktarıyorum 1 Mayıs itibariyle bugünkü vaka sayısı 2188. Bugünkü vefat sayısı Türkiye'de 84 olarak açıklandı. Bugün iyileşen hasta sayımız 4922. Bugün yapılan test sayısı da 41.431 olarak açıklandı. 1 Mayıs itibariyle Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu şu an itibariyle CNN Türk ekranlarında görebiliyorsunuz. Tabii yoğun bakımdaki hasta sayısı da önemli. 1480 hastamız var yoğun bakımda bugün itibariyle. Toplam entübe yani solunum cihazına bağlı yaşayan hasta sayısı 818 olarak açıklandı. İyileşen hastalar çok önemli. Aslında gün be gün Türkiye'de tabii olumlu bir eğri çizdiğini söylüyor uzmanlar bu günlük koronavirüs tablomuzun. Tabii hava çok güzel gidiyor birçok ilimizde. Bunun bir rehavete yol açmaması önemli. Sokağa çıkma kısıtlaması dün gece yarısı itibariyle Zonguldak dahil 31 ilimizde uygulanmaya başladı. Tabii bu sokağa çıkma kısıtlamalarının da kuşkusuz çok büyük etkisi oluyor bu tablonun iyileşmesinde. Ama havalar güzelleşiyor aman diyelim. O evde kal çağrıları çok kıymetli. Ona uymak çok önemli. Evde kalmaya devam edersek, biraz daha sabır gösterirsek aslında yetkili makamlar Ramazan bayramı sonrasında Türkiye'nin bir normalleşme takvimine geçmesini umut ediyor. Bu yönde de çalışmalar yapılıyor. Şu içinde olduğumuz bir hafta çok kıymetli. Bu bir haftada elde edilecek verilere göre eğer bu iyileşme devam ederse Ramazan bayramı sonrasında ifade etmiş olduğum gibi daha normalleşme programları hayata geçmiş olacak. Böylece normal hayatımıza bir nebze olsun dönmüş olacağız. Ama işte bugünlerde biraz daha sabırlı olalım. Evlerimizde kalmaya devam edelim. Oldukça önemli. Şimdi konuğumuz Profesör Doktor Celalettin Kocatürk tekrar bizimle. Sayın Kocatürk, beni duyabiliyor musunuz? Evet, gayet iyi duyabiliyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Evet, ben de gayet iyi duyuyorum. Şimdi tabloyu ben biraz aktardım değerli izleyenlerimize. Siz ne söylemek istersiniz bu tabloyla alakalı olarak? Tabloyla ilgili biliyorsunuz son günlerde hastalığı kontrol altına alabileceğimizi gördüğümüzü söylemiştik ve ihtiyatlı olmamız gerektiğini söylemiştik. Aynı şeyleri devam ettiriyoruz. Umarım tepe noktasını geçmişizdir. Tekrar herhangi bir olağanüstü durum yaşamayız ve tekrar bir yükselişe geçmeyiz. Eğer böyle olursa inşallah tedbirleri de bayramdan sonra gevşetmeye başlayabiliriz ama bayramdan sonra olduğunun altını çizmek lazım. Çünkü henüz kapatmış olduğumuz vaka sayısı yaklaşık %40 civarında. Yaklaşık %60 hala aktif hastamız var ve her gün yeni hasta eklenmeye devam ediyor. Bir taraftan da notlarıma bakıyorum. 18 güne çıktık. Vakaların artış hızının ikiye katlanma hızı 18 güne çıktı. Bu iyi bir şey. Artık 100 hastanın 6'sında yaklaşık olarak hastalığı tespit ediyoruz ki bu bir zamanlar 100 hastanın 27'sindeydi biliyorsunuz. Günlük test sayımız 40.000'in üzerinde yine. Bu hep böyle olmalı. Hatta hedefimiz 50.000 olmalı bence. Ve bunun için de daha fazla test yapmalıyız. Bunun dışında vaka artış hızının da 1.57'lerden 1.02'ye gerilemiş olması oldukça iyi bir şey. Yanı sıra son bir haftadan beridir de sürekli hasta taburcu ediyoruz. Daha fazla miktarda günlük hastalananlardan çok daha fazla. Bunların hepsi tabii bize umut veriyor. Ama salgın zamanlarında herkes de iyi şeyler duymak istiyor. Biz de iyi şeyler söylemek isteriz ama unutmayın ki eğer rehavete kapılırsak, almış olduğumuz tedbirleri gevşetirsek bunun acısı çok daha ağır olabilir. O yüzden mutlaka tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Sayın Kocatürk, şimdi buyurun detaylıca analiz etmeyi sürdürelim sizinle birlikte. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1480.